İnkarcıları bekleyen cehennem. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kendisini tek olarak ve yapayalnız yarattığım şu adamı bana bırak ki ben ona alabildiğine geniş kapsamlı bir mal, servet verdim. Göz önünde hazır çocuklar verdim ve sayısız imkan ve fırsatları önüne serdim. Sonra daha arttırmam için tama eder, doyumsuz istekte bulunur. Hayır, çünkü o bizim ayetlerimize karşı kesin bir inatçıdır. Onu alabildiğine sarp bir yokuşa süreceğim. Çünkü o düşündü ve bir ölçü tespit etti. Kahrolası nasıl bir ölçü koydu? Yine kahrolası nasıl bir ölçü koydu? Sonra bir baktı. Sonra kaşlarını çattı ve yüzüne ekşitti. Sonra da sırt çevirdi ve büyüklük tasladı. Böylece bu yalnızca aktarılarak öğrenilen bir büyüdür dedi. Bu bir beşer sözünden başkası değildir. Onu ben cehenneme sürükleyip atacağım. Cehennem nedir sen bilir misin? Ne alıkoyar ne bırakır. Beşere delicesine susamıştır. Cennet ne kadar güzel ve nimet doluysa, cehennem de o kadar çirkinlik ve azap doludur. Müminlerle inkar edenler arasında henüz dünyadayken oluşmuş olan uçurum, ahirette en yüksek noktaya ulaşır. Kendisini yaratan, yaşatan ve dinini ulaştıran Allah'ı inkar etmiş ya da ona boyun eğmemiş olanlar, ebedi azapla cezalandırılırlar. Allah Kur'an'da cehennemi hak edenleri şöyle anlatır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kim kendisine dost doğru yol apaçık belli olduktan sonra elçiye muhalefet ederse ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa onu döndüğü şeyde bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir yataktır o. Nisa suresi 115 Dinlerini bir oyun ve eğlence konusu edinenleri ve dünya hayatı kendilerini mağrur kılanları bırak. Onunla Kur'an'la hatırlat ki bir nefis kendi kazandıklarıyla helake düşmesin. Böylesinin Allah'tan başka ne bir velisi ne bir şefaatçisi vardır.'' Her türlü fidyeyi verse de kabul olunmaz. İşte onlar kazandıkları nedeniyle helaka uğrayanlardır. Küfre saptıklarından dolayı onlar için çılgınca kaynar sular ve acıklı bir azap vardır. En'am suresi 70. Altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar, onlara acı bir azabı müjdele. Bunların üzerlerinin cehennem ateşinde kızdırılacağı gün onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve işte bu kendiniz için yığıp sakladıklarınızdır. Yığıp sakladıklarınızı tadın denilecek. Tevbe suresi 34-35 Ona Allah'tan kork denildiğinde büyüklük gururu onu günah sürükler, kuşatır. Böylesine cehennem yeter. Ne kötü bir yatak duru. Bakara suresi 206 Cehenneme girecek olanların ortak özelliği din ahlakına çağrıldıklarında yüz çevirmiş olmalarıdır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sura üfürüldü. Böylece Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde olanlar çarpılıp yıkılıverdi. Sonra bir daha ona üfürüldü. Artık onlar ayağa kalkmış durumda gözetliyorlar. Yer Rabbinin nuruyla parıldadı. Orta yere kitap kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi ve aralarında hak ile hüküm verildi. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Her bir nefse yaptığının tam karşılığı verildi. O onların işlediklerini daha iyi bilendir. İnkar edenler cehenneme bölük bölük sevk edildiler. Sonunda oraya geldikleri zaman kapıları açıldı ve onlara cehennemin bekçileri dedi ki size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugünle karşılaşacağınızı söyleyip sizi uyaran elçiler gelmedi mi? Onlar evet dediler. Ancak azap kelimesi kafirlerin üzerine hak oldu. Dediler ki içinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından içeri girin. büyüklüğe kapılanların konaklama yeri ne kötüdür. Zümer suresi 68 72 Ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine dediler ki Rabbinize dua edin azaptan bir gün olsun bizi hafifletsin. Bekçiler size kendi resulleriniz açık belgelerle gelmez miydi dediler. Onlar evet dediler. Bekçiler şu halde siz dua edin dediler. Oysa kafirlerin duası çıkmazlı olmaktan başkası değildir. Mümin suresi 49 50 Cehenneme gireceklerin bir bölümü henüz dünyadayken Allah'ın azabı üzerine düşünmeyenlerdir. Cehenneme girseler dahi biraz azap çeker sonra çıkarım diye dayanağı olmayan Kur'an dışı bir mantık yürütenlerden Kur'an'da şöyle bahsedilir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında Allah'ın kitabı hükmetsin diye çağrılıyorlar da onlardan bir bölümü yüz çeviriyorlar. Onlar işte böyle arka dönenlerdir. Bu onların ateş bize sayılı günler dışında kesinlikle dokunmayacak demelerindendir. Onların bu iftiraları dinleri konusunda kendilerini yanılgıya düşürmüştür. Artık onları kendisinde şüphe olmayan bir gün topladığımızda ve her bir nefse haksızlığa uğratılmaksızın kazandığı tam olarak ödendiğinde nasıl olacak? Ali İmran Suresi 23-25 Cehennemdeki ortamın dehşetini anlatan diğer bazı ayetler ise şöyledir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar birbirlerine gösterilirler. Bir suçlu günahkar o günün azabına karşılık olmak üzere oğullarını fidye olarak vermek ister. Kendi eşini ve kardeşini ve onu barındıran aşiretini de. Yeryüzünde bulunanların tümünü verse de sonra bir kurtulsa. Hayır, hiçbiri kabul edilmez. Doğrusu o cayır cayır yanmakta olan ateştir. Başın derisini kavurup soyar. Yüz çevirip arkasını döneni çağırır durur. Durmaksızın mal ve servet toplayıp bir yerde üst üste yığmakta olanı. Meariç Suresi 11-18 Orada kendileri için kemikleri çatırdatan inlemeler vardır. Onlar orada işitmezler de. Enbiya Suresi 100 Böylesinin önünde cehennem vardır ve orada irinli sudan içirilecektir. Yutkunmaya çabalayacak ve boğazından geçirmeyi başaramayacak. Ona her yandan ölüm gelecek. Oysa ölmeyecek de. Ardından daha katı bir azap olacak. İbrahim Suresi 16-17 o gün suçlu günahkarların sıkı bukağlara vurulduklarını görürsün. Giyimleri katrandandır. Yüzlerini ateş bürümektedir. İbrahim Suresi 4950. Doğrusu o zakkum ağacı günahkar olanın yemeğidir. Pota gibi karınlarda kaynar durur. Kaynar suyun kaynaması gibi. Onu tutun da cehennemin orta yerine sürükleyin. Sonra kaynar suyun azabından başının üstüne dökün. Azabı tat. Çünkü sen kendince üstün onurluydun. Duhan Suresi 43-49 tüm bu ayetlerde anlatılan cennet ve cehennem kesin gerçeklerdir. Bu dünyayı ve bu dünya hayatını yaratan Allah, onları da yaratacağını bildirmektedir. İnkarcı insan ne kadar bu kesin gerçekleri görmek istemese de bunlarla karşılaşacaktır. Bir İslam büyüğünün verdiği örnek de ahireti düşünmeyen kimse deve kuşuna benzer. Kafasını kuma gömdüğünde dışarıyı görmez ve böylece kendisinin de görülmediğini zanneder. Oysa dünya üzerinde istisnasız her insanın yaptıklarını Allah görmekte ve tespit etmektedir. Dini ahlakını yaşaması için davet edilen, fakat bu daveti kabul etmeyip inkar yoluna sapanlar artık cehennemi hak eden kişiler olmuştur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bugünle karşılaşacağınızı söyleyip sizi uyaran elçiler gelmedi mi? Zümer suresi 71 Dine çağrıldığı halde yüz çevirenler ise azaba müstehak olacaktır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Fakat o ne doğrulamış ne de namaz kılmıştı. Ancak o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Sonra çalım satarak yakınlarına gitmişti. Sen buna müstahaksın, dağısına müstahaksın. Yine müstahaksın, dağısına müstahaksın. Kıyamet Suresi 31-35 Bu kitapta yapılan da her insana din günüyle karşılaşacağını Allah'ın ayetleriyle hatırlatıp uyarmaktır.